Nuri Demirağ Sivas divriğinden İstanbul'a gelen Nuri Demirağ, Cumhuriyet İdaresi'nin Türkiye Demiryolları ve Şoseleri için açılan ihalede devlete verdiği en uygun tekliflerle müteahhitlik hayatına atıldı. Demir yollarındaki çalışmalarından dolayı Atatürk tarafından kendisine Demirağ soyadı verilen ilk Türk Demiryolu müteahhidi Nuri Demirağ, 1012 kilometrelik demiryolu yaparken diğer büyük inşaat işlerine de atıldı. 1936'da havacılık sanayisinin ilk temellerini atmaya başlayan Nuri Demirağ, "Madem ki bir millet tayaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz." ilkesiyle yola çıktı. Bu uğurda ömrünü vakfettiği uçak sanayisi, kendisinin öncülüğünde açılan Atatürk Havalimanı ile hızla gelişti. 1936'da havacılık konusunda 10 yıllık bir program hazırlatarak Çekoslovak bir firma ile anlaştı. Beşiktaş'ta Tayyare Etüt Atölyesi'nin açılışını 17 Eylül 1936'da yaptı. Demirağ, pist ve uçuş sahası olarak kullanılmak üzere İstanbul Yeşilköy'de Gök Stadyumu adını verdiği ilk sivil hava meydanında çalışmalara başladı. Yeşilköy'de Gök Stadyumu'nun kurulmasından sonra Sivas Divriği'nde pilot yetiştirmek üzere Gök Okulu adını verdiği akademiyi kurdu. Bu okulla Anadolu'yu teknolojik atılımın bir parçası haline getirmeyi amaçladı. Demirah'ın amacı yurt içinde hem ticari hem askeri uçaklar üretmek, hem de mühendisler, teknisyenler ve pilotlar yetiştirmekti. Fransa'da uçak mühendisliği eğitimi alan Selahattin Reşit Alan ile kurduğu ortaklığın sonucunda 1936 ve 1938'de Nude 36 ve Nude 38 adı verilen uçakları tasarladı. Bu uçaklar o dönemin teknik açıdan en gelişmiş uçaklarındandı. 1941 yılında Türk yapımı ilk uçak İstanbul'dan Divriye'ye uçtu. Ardından 12 uçaklık bir filo Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Elazığ ve Malatya rotasında uçarak halka gösteri yaptı. Nude 38 tipi yolcu uçağı tamamen Türk mühendis ve işçilerinin ortaya çıkardıkları Türk yapımı bir uçaktır. 6 kişilik yolcu uçağının çift pilot kumandası bulunmaktadır. Saatte 325 kilometre hız yapabilmekte ve 1000 kilometre uçabilmektedir. Ankara'nın doğusuna ilk demiryolunu yapan İstanbul Boğazı'na özel köprü yaptırmayı projelendiren, Bursa'da Sümerbank'ın Merinos fabrikasını kuran, İzmit'te Selüloz fabrikasını kuran, İstanbul'daki büyük hal binasını yapan, seri üretim olarak ilk Türk uçağını yapan, Karabük'te demir ve çelik fabrikasını kuran, ilk yerli paraşütü yapan, Sivas'ta çimento fabrikası kuran Nuri Demira, 1954 seçimlerinde Sivas mebusu olarak Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Nuri Demirağ'ın uçak sanayisindeki çalışmaları, kendisini teşvik eden devlet kuruluşlarının imalata geçtikten sonra ilgi göstermemesi ve sipariş alınamaması üzerine 1940'ta durduruldu. Elde kalan uçaklar hurdacıya satıldı.